Merhabalar, ben Dental Estetik Center Diş Hekimlerinden İrem Divanlıoğlu. E, bu videomuzun konusu diş sıkan hastalarda yani buruksist hastalarda e, tedaviler nasıl gerçekleştirilir, dikkat edilmesi gereken şeyler neler Bunları, bunlardan bahsedeceğim. Diş sıkan hastalarda bizim en sık gördüğümüz problemler dişlerin çiğneme yüzeylerindeki aşınmalar, kolelerdeki yani dişin diş etiyle birleştiği noktalardaki aşınmalar ya da dişin içerisinde bizim göremediğimiz küçük çatlaklar. Bu küçük çatlaklar dişlerin ilerleyen dönemlerde kırılmasına sebep oluyorlar. Çünkü biz evet mevcut çatlakları göremiyoruz ama bu sıkmaya bağlı, yüksek kuvvete bağlı bu çatlaklar gitgide ilerliyorlar ve belli bir noktadan sonra dişlerde kırıklara sebep oluyorlar. Biz bunları korumak adına tedavi sonrasında bir plak tercih ediyoruz. Ama tedavi esnasında da bu çatlakları belli aşamalarda yakalama şansımız var. Bunun için de yüksek büyütmeler kullanıyoruz. Mesela rutinde luplarımızı kullanıyoruz. Luplarla mevcut dişlerinizi biz 3 kat daha büyük görüyoruz. Bazen 5 kat daha büyük görüyoruz. Ama buna alternatif olarak mikroskopla tedavi yöntemlerimiz mevcut. Mikroskoplar yeri geliyor 40 kata kadar dişlerinizi daha büyük gösteriyorlar. Yani kocaman bir ekranda biz dişinizin tamamını bile göremiyoruz. Dişinizin belli bir bölgesini o kadar devasa görüyoruz ki mevcut olan dişteki çatlakları, kırıkları, renklenmeleri, işte çürükleri, kalan restorasyonları hepsini tespit etme fırsatımız oluyor. O yüzden e, rutinde kullanmaktan keyif alsak da e, keyif dışında diş sıkan hastalarda mikroskop kullanımı bazen zorunlu hale gelebiliyor. Özellikle dişi e, Uzun zamandır diş sıkma problemi olan ya da e, dişlerine travma alan hastalarda mikroskop büyütmesi altında dişleri inceleyerek bir tedavi yapmak sonrasında oluşan hassasiyetlere, kırıklara e, engel olmamızı sağlamaya yardımcı oluyor. Bu noktada mikroskopla tedaviyi öneriyorum. Hayata gülümseyin.